بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك buyur Allah'ım buyur emrine amadeyiz buyur senin hiçbir ortağın yoktur emrine amadeyiz buyur Allah'ım hamd yalnızca sanadır nimet de senin mülk de senindir senin hiçbir ortağın yoktur bizi tevhid ve vahdetten ayırma Allah'ım ey sonsuz kudretiyle bizleri kainatı ve bütün mevcudatı yaratan Rabbimiz mülkün sahibi sensin dilediğinden alır dilediğine verirsin sen yaratansın ve her şeye gücü yetensin bize sayısız nimetlerle ihsanda bulundun sana sonsuz hamdü senalar olsun Allah'ım ey Kabe'nin Rabbi olan Allah'ım Yıllarca hasretini çektiğimiz bu buluşmayı bugün bize nasip ettin. Bizleri bu mukaddes Arafat meydanında yüce huzuruna kabul ettin. Mukaddes evinde misafir ettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Sultanımız sensin, maksudumuz sensin, mahbubumuz sensin, mabudumuz sensin. Kalbimizden itaati ve muhabbetini eksik eyleme Allah'ım. Sana iman ettik, kitabını tasdik ettik, ahdimize sadakat gösterdik, Resulünün sünnetine tabi olduk, davetini duyduk, emrine uyduk, yola revan olduk. Sadece affına ve rızana talibiz, lütuf ve kereminle bizlere ikram eyle Allah'ım. Alemlere rahmet, fahri kainat, Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'e sonsuz salat ve selam ediyoruz. Muazzez ruhlarını selamımızdan ve muhabbetimizden haberdar eyle Allah'ım. Allah'ım, Habibi Edibini şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdin. Güzel ahlakıyla bütün insanlığa önder ve rehber kıldın.
sevdin de Habibini, kainata sevdirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Bizleri de ona layık ümmet eyle Allah'ım. Burada onun yurdunda bizi topladığın gibi mahşer gününde de sancağı altında toplanmayı hepimize nasip eyle Allah'ım. Dünyada kutlu yolundan ayırma. Cennette bizleri ona komşu eyle Allah'ım. Onun ehli beytine, güzide ashabına ve ahlakını hayat düsturu edinen bütün müminlere selam gönderiyoruz. Sen haberdar eyle Allah'ım. Bu mübarek şehirde bizlere eşsiz hatıralar bırakan Hazreti Adem'e ve Hazreti Havva'ya, Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e ve Hacer annemize tevhidin, merhametin, adaletin, haccın temsil ettiği değerlerin en güzel mücadelesini veren bütün peygamberlere sayısız salat ve selam ediyoruz. Haberdar eyle, bizleri onların kutlu yolundan ayırma Allah'ım. Ey kalplerimizin sahibi olan Rabbimiz, Habibin Muhammed Mustafa'nın dünyayı teşrif ettiği vahyin kalbi Mekke'deyiz. Hazreti Adem'in yakarışlarının arşa çıktığı Arafat'tayız. Bu mübarek topraklardan sana halimizi arz ediyoruz. Bizlere merhametinle muamele eyle Allah'ım. Emrine icabet ettik. Davetinle şereflendik. Senden gayrısını terk ettik. Sana yöneldik. İrademizi muradınla birleştir Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizleri en güzel şekilde yarattın. Vahyinle hakikati gösterdin. Peygamber göndermekle en büyük lütufta bulundun. Bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. Hidayet üzere bizleri daim eyle Allah'ım. Ya Rab, sadece sana kulluk ediyor. Sadece sendin yardım diliyoruz. Senden başkasına el açmaktan, senden başkasına boyun bükmekten bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rab, biz aciz kullarız. Nefsimize uyduk. Emirlerini ihmal ettik. Şimdi bin türlü pişmanlıkla kapına geldik. Lütfettin, kerem ettin, huzuruna kabul buyurdun. Umutla geldik, sevinç ve heyecanla geldik. Umutlarımızı boşa çıkarma Allah'ım. Günahlarımız belimizi büktü, hatalarımız kalbimizi yordu. Şimdi mahzun gönüllerle ellerimizi sana açtık. Senden başka sığınağımız yoktur. Eğer bizleri bağışlamazsan sonumuz hüsrandır. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Bizleri affeyle Allah'ım. Azabından affına, gazabından rahmetine sığınıyoruz. Bizleri yalnız ve yardımsız, çaresiz ve sensiz bırakma Allah'ım. Allah'ım, insanlığın atası Hazreti Adem'in tevbesinin kabulüne vesile olan yakarışıyla sana yalvarıyoruz. Rabbena zalemne enfusene ve illem tagfir lene ve terhamne lenekunenne minel hasirin. Ey Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka kaybedenlerden oluruz diye o yalvardı. Biz de sana bu şekilde yalvarıyoruz. Bizleri affeyle Allah'ım. Günahlarımızı itiraf ediyoruz. Gözyaşlarımızı tevbelerimize şahit tutuyoruz. Açılan ellerimizi, sana yönelen gönüllerimizi huzurundan boş çevirme Allah'ım. Nedamet ateşiyle yanan biz kullarını cehennem ateşinde yakma Allah'ım. Hatalarımızdan sana iltica ediyoruz. Bildiğimiz, bilmediğimiz, gizli açık, büyük küçük bütün kusurlarımızdan derin bir pişmanlık duyuyoruz. Affına güvenerek sana sığınıyoruz. Günahlarımızı taşımaya takatimiz kalmadı.
rahmetini umarak mağfiret diliyoruz. Sen bizim Rabbimizsin, bizi bizden daha iyi bilensin. Pişmanlıklarımızı ve tevbelerimizi kabul eyle Allah'ım. Sen affedicisin, affetmeyi seversin, affeyle bizi Allah'ım. Bir daha günahlara dönmemeye azmediyoruz. Azmimizi artır, şeytana ve nefsimize karşı bize irade ve güç ver. Göz açıp kapayıncaya kadar bile bizi nefsimizle baş başa bırakma Allah'ım. Allah'ım, halimizi düzeltmeye, bundan sonra iyiliğe davet edip iyilerle beraber olmaya, kötülükten uzak durmaya hulusi kalb ile söz veriyoruz. Sözümüzü tutmaya bizleri muvaffak eyle Allah'ım. Son nefesimize kadar senin kitabından, Resulünün yolundan, iman, ibadet ve istikametten ayrılmamaya karar verdik. Bizi kararımızda sebat edenlerden eyle Allah'ım. Ey kullarını affetmek için vesileler yaratan Rabbimiz, bizleri Kabe'ne davet ettin, evinde misafirin olmaya layık gördün. Niyetlerimizi, tevbelerimizi, haccımızı, umremizi, ibadet ve taatlerimizi noksanlarıyla beraber kabul eyle Allah'ım. Allah'ım, sana verdiğimiz iman ve kulluk ahdini tazelemeye geldik. Dünyevi her şeyden sıyrılarak ölümün beyaz giysisi ihramlara büründük. Ölmeden önce ölümü hissettik. Sevdiğimiz her şeyi ve herkesi arkamızda bıraktık. Evimizden, yurdumuzdan çıktığımız andan itibaren lebbeyk nidalarıyla sana iltica ettik. Şimdi Arafat vakfesinde bir kez daha hep birlikte lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, elhamde ve nimete leke vel mülk, la şerike lelek diyerek sana sesleniyoruz. Senin sonsuz rahmet ve merhametine sığınıyoruz. Telbiyelerimizi karşılıksız bırakma Allah'ım. Ey alemleri sonsuz merhametiyle kuşatan Rabbimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz Hac Arafat'tır. En hayırlı dua Arafa günü yapılan duadır buyuruyor. İşte bugün burada Peygamberimizin 100.000 aşkın Müslümana veda hutbesini irad ettiği Arafat'tayız. Onun ümmeti olarak bizler de senin huzurundayız. Bizi de affetme için niyazdayız. Niyazlarımıza icabet eyle ya Rab. Dünyanın her yerinden milyonlarca Müslüman kardeşimizle aynı iman, aynı ikrar, aynı niyet ve aynı ümit ile bu meydandayız. Peygamberimiz ve ashabı gibi bizleri de birbirimize dost eyle Allah'ım. Divanına durduk. Sana yalvarıyoruz. Bizi buradan nasipsiz döndürme. Dualarımızı kabul buyur Allah'ım. Vakfemizi kabul eyle. Bizleri Arafat'ın feyziyle bereketlendir. Zihnimizi ve gönlümüzü hakikate aç Allah'ım. Kadınımızla, erkeğimizle, gencimizle, yaşlımızla, günahsız yavrularımız, beli bükülmüş ihtiyarlarımızla hep beraber huzurundayız. Bütün mazlumların, gariplerin, kimsesizlerin dualarıyla yalvarıyoruz. Senden imdat bekleyenleri mahzun eyleme Allah'ım. Ey Rabbimiz, bizlere Kur'an-ı Kerim'i gönderdin. Varlığından, birliğinden haberdar ettin. Bizleri Kur'an'ın yolundan, rehberliğinden, hidayetinden, aydınlığından ayırma. Kalbimizi onun nuruyla nurlandır Allah'ım. Ey engin rahmetiyle kullarına ümit veren Rabbimiz, yüce kitabında قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ
La taknatu min rahmetillah. Ey nefislerinin esiri olmuş kullarım, ey işlediği günahlarla kendilerine yazık eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin buyuruyorsun. Bu müjdene sığınarak sana yalvarıyoruz. Bizlere rahmetinle muamele eyle. Ümitlerimizi boşa çıkarma Allah'ım. Bizleri ahseni takvim ile yarattın. Eşrefi mahlukat kıldın. Akıl ve vicdanla donattın. İman edip sana kulluk etmekle, yeryüzünü imar ve ıslah etmekle sorumlu tuttun. Bizleri yaratılış amacını bilenlerden, hak yolda müstakim olanlardan eyle Allah'ım. Fesat çıkaran, yeryüzünde düzeni bozan, insanlığın huzurunu kaçıranlardan eyleme. Son nefesimize kadar kulluk bilinci ve iman şuuru ile yaşamayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ey şanı yüce olan Rabbimiz, kalbimize Beytullah sevgisini koydun. Aşkınla yollara düştük. Başı açık, yalın ayak, boynu bükük, Arafat'ta vakfeye durduk. Kıyamette mahkeme-i kübrada bekler gibi huzurundayız. Lütfuna, ihsanına, affına, inayetine sığınarak bu meydanda toplandık. Huzurundan boş çevirme Allah'ım. Bu rahmet meydanından sana yalvarıyoruz. Bağışla bizi Allah'ım. İki cihanda huzur bulalım Allah'ım. Rahmetini göster bize, iki cihanda aziz olalım Allah'ım. İstikamet ver bize, yolumuzu şaşırmayalım Allah'ım. Acı bize, mahşerde mahcup olmayalım Allah'ım. Ey hac gibi yüce bir davetle bizleri misafirliğine kabul eden Rabbimiz, Bismillahi Allahu Ekber diyerek Hacer-i Esved'e ve Kabe'ye selam verdik. Selam ve selamet için kalkan ellerimizi zulüm ve kötülükten uzak eyle Allah'ım. Kabe'ni gören gözlerimiz bir daha harama bakmasın Allah'ım. Kabe'yi tavaf eden, sağ için koşturan ayaklarımız günaha yürümesin Allah'ım. Seni zikreden dillerimiz yalana, iftiraya, gıybete, dedikoduya dönmesin Allah'ım. Bizleri hayatımız boyunca samimiyetten, iyilikten ve doğruluktan ayırma Allah'ım. Bizleri salih ve sadıklarla beraber eyle Allah'ım. Mikatta ihram ile dünya ve dünyalıklardan sıyrıldık. Tavaf ile varlık aleminin merkezinde ibadete daldık. Kalbimizi kıblene bağladık. Yönümüzü kıblegahından ayırma Allah'ım. Tevhid aşkıyla sana gönülden bağlandık. Sana teslim olduk. Senin rızanı hayatımızın merkezine koyarak her tavafta senin yolunda yürümeye söz verdik. Kalplerimizi iman, samimiyet ve güzel ahlak ile tezyin eyle Allah'ım. Sağ ile hakikate koştuk. Çaresizliği ve umutsuzluğu iman ile açtık. Hacer validemiz gibi yüreklerimizi sana açtık. Onun İsmail'ini sana teslim ettiği gibi biz de yavrularımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi, sevdiklerimizi rahmet ve kudretine teslim ettik. Sayu gayretimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ey sonsuz rahmet ve merhamet sahibi Rabbimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz işte bu meydanda 14 asır evvel irad ettiği veda hutbesinde şöyle buyurdu. Ey insanlar, biliniz ki Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. O ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir diye bütün insanlığa bu hakikati ilan etti. İnsanlığın ırkçılık illetiyle yeniden cahiliye asabiyetine kapıldığı bir çağda her türlü ırkçılığa ve tefrikaya götüren
anlayışlardan uzak durarak kalbimizde, aramızda ve bütün yeryüzünde takvayı ölçü edinmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizleri kibirden, riyadan, üstünlük kuruntusundan kurtar Allah'ım. Tevazu ve takva elbisesine büründür Allah'ım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, kimin üzerinde bir emanet varsa onu sahibine versin buyurmuştu bu meydanda. Üzerimizde nice emanetler var. Biz hak duyarlılığını yitirdik. Kul hakkını gözetemedik. Maddi ve manevi bütün emanetleri hakkıyla yerine teslim etmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizleri Muhammedül Emin olan peygamberimize layık ümmet eyle ya Rab. Emanete riayet edenlerden eyle ya Rab. Ahde vefa gösterenlerden eyle ya Rab. Sözüne sadık kalanlardan eyle ya Rab. Huzuruna kul hakkından arınmış olarak çıkabilenlerden eyle ya Rab. Bizleri borç yükü altında ezilmekten kurtar Allah'ım. Peygamberimiz bu meydanda canlarınız, mallarınız, ırzlarınız mukaddestir, saygındır, her türlü saldırıdan korunmuştur buyurmuştu. Malımıza, canımıza, onurumuza, kardeşlerimize ve kardeşliğimize kasteden hainlere fırsat verme Allah'ım. Resul-i Ekrem Efendimiz bu meydanda cahiliye devrinin kan davalarını ayaklarının altına aldığını insanlığa ilan etmişti. Haksız yere kan dökenlere, intikam peşinde koşanlara, kan davası güdenlere fırsat verme Allah'ım. Sevgili Peygamberimiz, bereketi, emeği ve hakkı yok eden faiz belasını kaldırdığını ve faizin her çeşidini ayaklarının altına aldığını buradan bütün insanlığa ilan etmişti. Her türlü sömürüden, sömürü aracı olan faiz belasından bizleri, milletimizi ve bütün insanlığı kurtar Allah'ım. Yine Peygamber Efendimiz burada, ey insanlar, kadınlar konusunda Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın adını anarak nikah kıyıp onları kendinize helal kıldınız buyurmuştu. Bizi eşlerine iyi davrananlardan, emanetlerine gözü gibi bakıp onları koruyanlardan eyle Allah'ım. Ey yüceler yücesi Rabbimiz, bu mübarek şehirde 1400 yıl önce Allah Resulü ve güzide ashabı İslam yolunda, hak hakikat uğrunda nice çileler çektiler, nice zorluklar yaşadılar, sabrettiler, mücadele ettiler, hicret ettiler ama asla davalarından vazgeçmediler. Bizlere de tevhid ve vahdet yolunda aynı inanç, aynı azim ve sabırla yürümeyi nasip eyle Allah'ım. Allah'ım bizleri Hazreti Ebubekir gibi sadakat, Hazreti Ömer gibi adalet, Hazreti Osman gibi haya ve iffet, Hazreti Ali gibi ilim ve cesaret sahibi olanlardan eyle Allah'ım. Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe, Hazreti Fatıma ve diğer bütün annelerimiz gibi asaleti, iffeti, sadakati, ilmi ve fedakarlığı kuşananlardan eyle Allah'ım. Ey bizlere nasıl dua edeceğimizi öğreten Rabbimiz, bize öğrettiğin ayetlerinle sana yalvarıyoruz. Rabbena fagfir lana zunubena ve keffir anna seyyiatina ve tevaffena ma'al ebrar. Rabbimiz günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al Allah'ım. Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulike ve la tuhzina yevmel kıyame. Ey Rabbimiz, peygamberlerin aracılığı ile bize vaat ettiklerini lütfeyle, kıyamet günü bizi rezil etme Allah'ım. Rabbena la tuahizna in nesina ev akhtana. Ey Rabbimiz,
Eğer unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma Allah'ım. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme Allah'ım. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bih. Rabbimiz, bize taşıyamayacağımız şeyleri de yükleme Allah'ım. Vaf'a anna vaghfir lena verhamna ente mevlana fansurna alel gavmil kafirin. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı, münafıklar, zalimler, hainler topluluğuna karşı bize yardım eyle Allah'ım. Sana Resul-i Ekrem Efendimizin duasıyla yalvarıyoruz. Allahümme habbib ileynel iman ve zeyyinhu fi gulubina ve kerrih ileynel küfre vel fusuga vel is. وَجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ. Allah'ım, bize imanı sevdir ve kalbimizde güzelleştir. Küfrü, günahı ve isyanı bize çirkin göster. Bizi doğru yolda olanlardan eyle Allah'ım. Allahümme inna ne'udu bike min ilmin la yenfa ve min kalbin la yakşa ve min nefsin la teşba ve min duain la yüstecab. Allah'ım, faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Her türlü hıyanetten, küfürden, şirkten, iki yüzlülükten, münafıklıktan, İslam'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten ve kötü ahlaktan bizleri ve nesillerimizi muhafaza eyle Allah'ım. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, sözümüzü yalandan, gözümüzü haramdan muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, helal ile yetinerek haramdan sakınmayı, meşru dairede kalarak günahtan uzak durmayı, senin her an bizi gördüğünün, işittiğinin ve hesaba çektiğinin şuurunda olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizleri zulmetmekten de, zulme uğramaktan da muhafaza eyle. Zalimin karşısında, mazlumun yanında olanlardan, iyiliği emredip kötülüğü engelleyenlerden, hakkın tarafını tutanlardan, adalete, merhamete çağıranlardan eyle Allah'ım. Ey sonsuz ve merhamet sahibi Rabbimiz, senden ailemiz, evlatlarımız, yakınlarımız ve dostlarımız için hayırlar murad ediyoruz. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayunin ve cealna lil müttegine imame. Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi müttakilere önder eyle Allah'ım. Annemizi, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı, dostlarımızı ve bütün müminleri affeyle Allah'ım. Rahmetini onların üzerinden eksik eyleme ya Rab. Evlerimizi ailemizle huzuru yaşadığımız rahmet, sekinet ve meveddet mekanları eyle Allah'ım. Fedakar eşlerimizi cennetinle müşerref eyle Allah'ım. Aramızdaki ülfet, muhabbet, merhamet bağlarını güçlendir Allah'ım. Nefret, ihanet ve şiddetten ailemizi uzak eyle Allah'ım. Evlenecek kardeşlerimize, yavrularımıza kendileriyle huzur bulacakları salih ve saliha eşler nasip eyle Allah'ım. Çocuklarımızı bize, milletimize ve insanlığa hayırlı evlatlar eyle Allah'ım. İslam'a ve Kur'an'a hadim eyle ya Rab. Bizleri ve nesillerimizi namaz kılanlardan eyle Allah'ım. Helali bilip helal şuuruyla yaşayanlardan, haramı bilip haramdan kaçınanlardan eyle Allah'ım. Onları her türlü kaza ve belalardan, zararlı alışkanlıklardan, bağımlılıklardan, kötü çevrelerden, batıl akımlardan, maddi manevi dert ve kötülüklerden muhafaza eyle Allah'ım.
çocuklarımıza, gençlerimize zihin açıklığı ver. Derslerinde ve çalışmalarında başarılar ihsan eyle Allah'ım. İzzet ve ikbal bahşeyle, bahtlarını açık eyle. Onları hayırlı işler yapmaya, Habibin Muhammed Mustafa'nın yolundan gitmeye muvaffak eyle Allah'ım. Allah'ım çocuklarımızın mürüvvetini göster, acılarını yaşatma, yüzlerini güldür, korktuklarından emin, umduklarına nail eyle Allah'ım. Çocuk hasretiyle yanıp tutuşan kullarına hayırlı evlatlar nasip eyle Allah'ım. Vahyin diyarı, peygamber şehri olan bu kutsal beldelere, Haremeyn-i Şerifeyn'e geçmişten bugüne hizmet edenleri, hacılarımızın hac ibadetini en güzel şekilde yapması için Mekke'de, Medine'de, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da vesaire hac mekanlarında çalışan kardeşlerimizi bahtiyar eyle Allah'ım. Ya Rab, asırlardır yüce dinimiz İslam'ın yolunda insanlığa hizmet eden, çaresizlerin umudu, mazlumların sığınağı, kimsesizlerin hamisi olan aziz milletimizi ilelebet payidar eyle Allah'ım. İslam'ın izzetine uygun davranmayı, her türlü kötülüğün, haksızlık ve zulmün karşısında durmayı, bütün mazlumların, muhacirlerin, gariplerin, yetim ve kimsesizlerin, mültecilerin hep yanında olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Bu uğurda bize güç ver, bizi bu bilinçten ayırma Allah'ım. Milletimizin bekasını sarsacak, huzur ve kardeşliğimizi bozacak, her türlü dahili ve harici düşmanlardan devletimizi, memleketimizi, vatanımızı, milletimizi halas ve emin eyle Allah'ım. Çeşitli bahanelerle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışanlara, istiklal ve istikbalimize kast edenlere, varlığımıza ve vatanımıza göz dikenlere fırsat verme Allah'ım. Zalimlerin, hainlerin, kafirlerin kurdukları tuzakları kendi başlarına makus eyle Allah'ım. Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim ve baki eyle Allah'ım. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan, ayrılığa düşüp güçsüz kalmaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. İnancı, vatanı, namus ve mukaddesatı, ezanı, bayrağı için mücadele edenleri muvaffak ve muzaffer eyle Allah'ım. Bizleri güçlü eyle. İzzetimiz, şerefimiz, onurumuz, harimi ismetimiz çiğnenmesin Allah'ım. İnayet eyle bizlere, ilelebet mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmesin Allah'ım. Yardımını esirgeme bizden, adını cihana ilan eden ezanlarımız susmasın Allah'ım. Din ve mukaddesat uğrunda en aziz varlıklarını feda eden Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan bugüne bütün şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım. Gazilerimizden vefat edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve hayırlı bir ömür nasip eyle Allah'ım. Kahraman ordumuzu, askerimizi, polisimizi, bütün güvenlik güçlerimizi karada, havada, denizde her vesile mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. Ülkemizi ve bütün İslam beldelerini her türlü semavi ve arazi afetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Topraklarımızı verimli, ürünlerimizi bereketli eyle Allah'ım. Ülkemizin refah ve huzuru, insanlığın barış ve selameti için çalışan devlet adamlarımıza yardım eyle. Onları her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle Allah'ım. Ey hainlerin tuzaklarını bozan yüce Rabbimiz, sureti haktan görünüp dinimizi istismar ederek aramıza fitne ve fesat tohumları ekmeye çalışanlara, devletimize ve milletimize ihanet edenlere fırsat verme Allah'ım. Senin adınla insanları aldatanların, inancı ve samimiyeti istismar edenlerin şerlerinden bizleri, neslimizi ve ülkemizi muhafaza eyle Allah'ım.
Ya Rab, İslam beldelerinde acı ve gözyaşı bir türlü sona ermiyor. Annelerin feryadı, yetim kalan çocukların ahı hiç dinmiyor. Gözü dönmüş zalimler İslam diyarlarında kötülük üzerine kötülük yapıyor. Allah'a iman etmekten başka hiçbir suçu olmayan masumlar evinden yurdundan, yavrularından, yuvalarından, canından ediliyor. Tüm bunlar yaşanırken biz zulme engel olamadık. Zalimleri durduramadık. Acziyetimizi ve mahcubiyetimizi sana arz ediyoruz. Ellerimizi açtık. Senden af ve medet diliyoruz. Mazlumlara imdad eyle Allah'ım. Mazlumlara imdad eyle Allah'ım. Mazlumlara imdad eyle Allah'ım. Kudüs'te, Filistin'de, Yemen'de, Keşmir'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Halep'te, Şam'da, Gazze'de ve daha birçok mazlum diyarlarda garip kullarının sahibi sensin. Yetim kullarının sahibi sensin. Mahzun kullarının sahibi sensin. Onların yüreklerindeki acıya ortak olarak sana yalvarıyoruz. Masum ve mazlumların ahını zalimlerde bırakma Allah'ım. Zalimin zulmünün nihayet bulduğu günleri bize göster Allah'ım. Bize merhamet et. Bitsin acılarımız Allah'ım. Yardımını lütfet. Dinsin gözyaşlarımız Allah'ım. Arafat'ta açılan eller hürmetine, aşkından tutuşan gönüller hürmetine, samimiyetle yalvaran diller hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Habibi Edib'in hürmetine, varlığının, birliğinin, kudretinin nişanesi Kabe-i Muazzama hürmetine, ülkemizi ve alem-i İslam'ı çepeçevre saran kötülükleri def eyle Allah'ım. Rabbena efrig aleyna sabran ve sebbit egdamena ve ansurna alel gavmil kafirin. Rabbimiz bize bol sabır ver. Ayaklarımızı yolunda sabit kıl ve inkarcı topluma karşı bize yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, müminler ancak kardeştir buyurdun. Biz kardeşlik hukukunu hakkıyla yerine getiremedik. Muhacirlere, mültecilere kucak açtık ama zulmü engelleyemedik. Bizi ve kardeşlerimizi bağışla. İnananlarla ilgili kalbimizde hiçbir kötü duygu, kin ve düşmanlık bırakma. Rahmetinle kalplerimizi telif eyle Allah'ım. Ey insanı en şerefli varlık olarak yaratan Rabbimiz, bize verdiğin imkanları senin rızana uygun kullanmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizi yeryüzünde imar ve ıslah için çalışan, iyiliği emreden, kötülükle mücadele eden hayırlı bir ümmet olarak muvaffak eyle Allah'ım. Çocukların, kadınların, bütün insanların korkusuz, kaygısız ve güven içinde yaşayacağı, açlığın, sefaletin, kan ve gözyaşının olmadığı bir dünya için yeryüzünde yeniden iyiliği hakim kılmak için çalışmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Bu uğurda kudretinle bizleri muktedir eyle Allah'ım. Ey kalplerimize hükmeden Rabbimiz, tevfikini bizlere refik eyle. Kalplerimizi senin razı olduğun yöne çevir. Dünyanın geçici sevgisiyle kalplerimizi meşgul eyleme. Ebedi ahiret hayatının kalıcı sevgisini kalbimize nakşet. Gönüllerimizi kin, nefret, kıskançlık, kibir, riya gibi her türlü kötülükten arındır. Muhabbet, rahmet ve şefkatle kalplerimizi tezyin eyle Allah'ım. Allah'ım, huzuruna durduğumuz Arafat'ta marifete ermeyi, kendimizi bilmeyi ve seni hakkıyla tanımayı, Müzdelife'de rızana kavuşup şuurlanmayı, Mina'da sevgine ulaşmayı, Cemerat'ta nefsani ve şeytani bütün düşünce ve duygularımızı taşlamayı,
kurbanla sana yakınlaşmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Gün batmadan, Arafat'a veda etmeden affeyle günahlarımızı Allah'ım. Gün batmadan, Arafat'a veda etmeden setreyle ayıp ve kusurlarımızı Allah'ım. Gün batmadan, Arafat'a veda etmeden defeyle keder ve sıkıntılarımızı Allah'ım. Ya Rab, yıllardır hac hasretiyle yanıp tutuşan gözyaşları içinde bana da hac ibadetini nasip eyle Allah'ım diye yalvaran kardeşlerimizi de davetinle müşerref eyle Allah'ım. Özlemini çekip imkan bulamayanları da hac sevabıyla taltif eyle Allah'ım. Allah'ım, bizimle yola çıkan ama Arafat'a ulaşamadan vefat eden kardeşlerimize rahmet eyle Allah'ım. Bu mukaddes mekandan, bu mübarek zamandan sana arz etmek için hatimler okuyan, salat ve selamlar gönderen, zikir ve tesbihatta bulunan bütün kardeşlerimizin ibadet, dua ve niyetlerini kabul eyle Allah'ım. Cümlesini umduklarına nail eyle Allah'ım. Korktuklarından emin eyle Allah'ım. Bütün geçmişlerimize rahmet eyle Allah'ım. Hasta kullarına acilen şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rab, şu anda yapmış olduğumuz duamıza burada, ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde amin, amin diyerek iştirak eden kardeşlerimizin gönüllerindeki hayırlı muratlarını kendilerine lütfeyle Allah'ım. Bu duanın feyzinden, bereketinden ve senin mağfiretinden onları da haberdar eyle Allah'ım. Nasipdar eyle Allah'ım. Allah'ım, bizlere iman nimetini nasip eyledin. İmanla, izzetle, iffetle yaşamayı ve son nefesimizde kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek can emanetimizi teslim etmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Yarın idrak edeceğimiz kurban bayramını mübarek eyle Allah'ım. Muhabbet ve kardeşliğimize vesile eyle Allah'ım. Yıllardır hakiki manada bayram yapmaya hasret kalan Müslümanlar için bu bayramı güvenin, barışın ve huzurun bayramı eyle Allah'ım. Ey Hazreti Muhammed Mustafa'yı bize peygamber olarak göndererek yolumuzu aydınlatan Rabbimiz, senin en sevgili kulun, o yüce Resulün senden hayır ve iyilik namına ne istediyse biz de senden onları istiyoruz. Lütfeyle Allah'ım. O mübarek peygamberimiz nelerden sana sığındıysa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Bizleri onlardan muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım haccımızı mebrur eyle. Allah'ım sayımızı meşgul eyle. Allah'ım günahlarımızı mağfur eyle. Allah'ım amellerimizi makbul eyle. Allah'ım akıbetimizi hayır eyle. Allah'ım ukbamızı cennet eyle. Vakfemizi kabul eyle Allah'ım. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar ve edhilnel cennete ma'al ebrar. Ya azizü ya gaffar. Ya Rabbel alemin. Amin. 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 Bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Kardeşlerim, Allah kabul eylesin. Allah'ın lütfu ve inayetiyle her biriniz artık hacı oldunuz. Allah mübarek eylesin. Şimdi hepiniz birbirinizle kucaklaşınız, helalleşiniz, dualaşınız. Her kardeşimiz yanındaki kardeşine sarılsın, onunla kucaklaşsın ve musafaha etsin. Rabbim kabul eylesin inşallah.